Evet, ikinci video ile devam ediyorum. Eğer sesim geliyorsa bir yazarsanız sevinirim. Bazen çünkü sorun olabiliyor sesle ilgili. Mikrofonumu tekrar kontrol ediyorum. Evet. Ne dedik? Sayfayı açacağız, ilgili sayfayı. 103. Kapanış nasıl yapılır? Gelin bakalım şimdi hep beraber okuyalım. Onun üzerinden gidelim. Bu beceri muhtemel katılımcılarınızı profesyonelce takip etmenin doğal bir getirisidir. Bir takip süreci sonucunda bunlar ortaya çıkıyor. Ömer Bey teşekkürler. Görüşme ardına görüşmeyle yola devam ederken eğitim ve kavrayış sağlama hedefimiz gerçekleşmiş olacak. Bak, görüşme ardına görüşme. Benim takvimlendirme dediğim şey. Hamlenizi yaparsanız olmadı mı? İlave bilgi, tekrar takvimlendirme. İlave bilgi, takvimlendirme. İlave bilgi, takvimlendirme. Kapanış hamleleri. Onun birazdan size daha pratik bir yolunu ben toparlayacağım, söyleyeceğim. Yani sahada ben nasıl kullanıyorum onu da söyleyeceğim size. Önce işin ABC'sini bir okuyalım. Tamam. Ancak bu muhtemel katılımcılarınızın size gelip bir sipariş ya da başvuru formu doldurmak isteyeceği anlamına gelmez. Yani diyor ki senin diyor doğruları yapıyor olman demek insanların aa öyle mi ya al bakalım bizim kredi kartımızı biz müşteri olmak istiyoruz veya biz distribütör olmak istiyoruz diyeceği anlamına gelmez diyor bu her zaman. Bununla ilgili diyor beceriler geliştirmek zorundasınız diyor. İşte bunun adı kapanış dediğimiz şey, closing dediğimiz şey bu. Onları bir karara yönlendirmek sizin işinizdir. İnsanlara bilgiyi verirsiniz. Sonuçta darmadağın, yani darmadağın değil de bir dağınık bir durum vardır. Artık bir huni gibi onları artık bir karara doğru götürmek zorundasınız. Ama hayır, ama evet. Fark etmez. Yani bir insana aldığınız, bir süreçten geçirdiniz. Reklam, davet, sunum, takip vesaire yaptınız. Bu ya her şeyi çok iyi yaptım ama bana hayır dedi diyebilir. Bizim amacımız insanların doğru karar almalarına yardımcı olmaktır. Bu karar bazen hayır kararıdır, bazen evet kararıdır. Bazen hayır kararını almak onlar için yanlış bir karar olabilir. Bazen evet kararını almak da onlar için yanlış bir karar olabilir. Bunu unutmayın. Her iki karar da yanlış olabilir. Bilgi aktarımı, bilgide yapacağınız ortada bir bilgi deformasyonu varsa, sizden kaynaklı büyük ihtimalle bir durum varsa eğer, bilgiyi aktarırken yanlış bir şekilde aktarıldıysa eğer karşı tarafa, insanların evet kararı almaları da yanlış olabilir o sırada. Hayır kararı almaları da yanlış olabilir. Yani her iki karar da onun için hayırlı olmayabilir. O yüzden dolayı dikkat. Sonuçta bir karara doğru yönlendiriyorsunuz. Süreç başladı. Sunumunuzu yaptınız. Artık karara doğru gitmek zorunda. Karar alamadı mı? İlave bilgiye mi ihtiyaç var? Tabii ki ilave bilgi vereceksiniz. Ondan sonra tekrar karar alabildin mi? İyi soracağız. Ancak bunu farklı kelimelerle sorarız. Farklı cümlelerle sorarız bir şekilde. Yani ana mantık şudur. Sunumu yaptın. İlave bilgi mi istersin yoksa yeterli oldu mu? Karar alman için. Dedi ki ilave bilgiye ihtiyacım var. Karar almam için yeterli olmadı. Bazısı ilave bilgi almadan eksik bilgiyle karar vermeye çalışır. Ondan sonra hamleni yaptın. İlave bilgi verdin, takvimlendirmeyi yaptın. Tekrardan sorarsın. İlave bilgiye mi ihtiyacın var yoksa mevcut bilgi yeterli oldu mu? Tekrar bir kapanış hamlesi. İşte closing dediğimiz şey budur. Bak, karara doğru zorluyorsun onu. Zorluyorsun. Ancak doğru bir karar almasına yardımcı oluyorsun. Bazen gerçekten çok yanlış insanlarla konuşuruz sahada. Ben dahil, sen dahil, hepimiz dahil. Gerçekten bu iş için yanlıştır. Gerçekten bu ürünler için yanlış insanlardır. Gerçekten. Dolayısıyla o insanlara bu işe katılması konusunda iknaya girmeyin. Her zaman söylüyorum ya ben, ikna bu sektörün, network marketing sektörünün baş belasıdır. İşte bu yüzden baş belasıdır. Normalde hayır konumunda olan bir kişiyi sen kalkıp da ikna ile evet konumuna getirirsen eğer kendine zarar verirsin. O insana da zarar verirsin. Artı bir de organizasyonuna da zarar verirsin. Yanlış bir insan organizasyonuna katılmıştır. Buna gerek yok. Evet, devam ediyoruz. Amacımız karara doğru yönlendirmek. Ha, şey dedim, karar. İlave bilgi mi karar alabilmene yardımcı oldu mu? Hamle, kapanış hamlesi. İlave bilgi ihtiyacım var. Okey, tamam, ilave bilgi. Ne tür bilgiye ihtiyacım var? Okey, ilave bilgi. Verdikten sonra takvimlendirme. Takvimlendirirken de tekrardan soru. İlave bilgiye daha ihtiyacım var mı yoksa yeterli oldu mu? Doğru mu? Yani karar alabilmesi için bir insanın ya ilave bir bilgiye daha ihtiyacı vardır veya der ki yeterli oldu bu bilgi benim karar almam için. Karar verir bir şekilde. Dolayısıyla insanların lütfen hayır veya evet kararlarına lütfen saygı duyun. Saygı duyun. Onlar da sizin vermiş olduğunuz bilgiye saygı duyacaklardır. Evet. Devam ediyoruz. Bu alandaki başarının anahtarı iyi bir duruş sergileme ve güzel sorular sormanın bir arada olmasıdır.
Sır verdiğiniz cevaplarda değildir. Sır sorduğunuz sorulardadır her zaman. Doğru sorular sormayı öğrenen network marketing işinde başarılı olur. Ne kadar doğru soru sorarsanız o kadar başarılı olursunuz. Arayışınız doğru cevaplar peşinde olmak olmamalıdır. Arayışınız ben nasıl doğru soruları sorabilirim olmalıdır her zaman. Tam tersi. Genelde insanlar onu düşünür çünkü. Ya ben senin gibi cevap veremiyorum, o yüzden dolayı başarısız oluyorum bu işte. Hayır, tam tersi. Sen benim gibi sorular soramıyorsun, o yüzden dolayı başarısızsın. Benden daha güzel sorular sorabilme becerisini kazandığın an benden daha başarılı olursun. Herkes için geçerli bu. Sır doğru soruları sorabilmekte. İyi bir duruşan okuduk onu. Seçtiğiniz sözcükler ve davranışlarınız sunduğunuz fırsata dahil olma konusunda olası distribütör ve veya müşteri adaylarınızın kendisini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. Ne kendisini güvende sağlıyor insanlara? Seçtiğiniz sözcükler, hangi kelimelerle konuşuyorsunuz insanlarla ve hangi davranış şekilleriyle konuşuyorsunuz insanlarla? İnsanlara kendisini rahat hissettirmek ve güvende hissettirmek hepimizin ortak ödevi. Aksi halde şüphe tohumlarını eker. İlk yıllarımda diyor Eric Worre, duruşum bir felaketti. Eğitim ve kavrayış sağlamayı amaçlayan daha soylu bir hedefin peşinden gitmek, bak eğitim ve kavrayış, insanları eğitmektir insanlarla görüşme sürecinin amacı aynı zamanda. Böyle bir soylu hedefin peşinden gitmek yerine, ne kadar güzel cümle kurmuş, öyle değil mi ya? Eğitim ve kavramasını sağlamak, anlamasını sağlamak yerine, bu soylu bir davranıştır diyor, insanlara eğitiyorsun diyor, network marketingin ne olduğu ile ilgili, bu ürünlerin ne olduğu ile, ona sağlayacağı fayda ile ilgili, bunun peşinden gitmek yerine, bu davayı savunmak yerine, olası müşteri ve veya distribütör adaylarını ben diyor grubuma eklemeye çalışıyordum diyor. Tek derdim bir an önce kaydetti diyor. Tek derdim bu. O yüzden her zaman bizim amacımız hep söylüyoruz ya, yani amacınız yani herkesi kapatmak zorunda değilsiniz. Yani herkesi ekibinize almak zorunda değilsiniz. Herkesle el sıkışmak zorunda değilsiniz. Bu kitap Şahsen Aman'ım. Eric Worre Profesyonel Ol. Bu kitaptan okuyor. O çalışıyordum. O kişi de niyetlerimi hissediyordu diyor. Anlıyor insanlar. Senin ondan bir menfaat beklentinin olup olmadığını. Neticeye karşı çok duygusal bir yaklaşımım vardı. Ne demek istiyor? Yani netice, sonuç beklentisi içerisinde hareket ediyordum diyor. Yani eğer başlarsa o benim için dünyanın en iyi insanı. Eğer başlamazsa, hayır derse benim için dünyanın en kötü insanı. Eğer başlarsa benim hayatım kurtulacak. Eğer başlamazsa benim hayatım mahvolacak. Tamamen sonuca odaklı diyor gidiyordum diyor. Birçoğumuzun, %99'umuzun belki düşmüş olduğu hatalı durumların dışında gelen bir durum bu arkadaşlar. Sonuç beklentisi içerisinde hareket etmeyin hiçbir zaman. Her zaman eylem odaklı olun. Eylemi planlayın. Sonucu planlamaya çalışmayın. Tabii ki planlayın. Bu eylemi yaptığımda şu sonuç beklentim var. Ancak olmadı diye de dönüp ağlamayın. Önemli olan eyleme odaklanmaktır. Eğer mevcut eylemde vermiyorsa aynı sonuç, beklediğiniz sonuçtur, o zaman yapacağınız tek bir şey var. Tek bir şey var. Eylem arttırmak. Devam. İhtiyaç sahibi olduğumu bile söyleyebilirdiniz diyor. Yani muhtaçtım diyor onlara. Bu durum içerisinde hareket ediyordum diyor. Sürecin bu kısmına her gelişimde bunun gerçekleşmesini çok ama çok istiyordum. Yani bir an önce evet demesini o kadar çok istiyordum ki diyor adaylar. Tamamen bir amatör bakış açısı. Yine distribütör, olası distribütör veya müşteri benim duygusal yaklaşımımı hissediyor ve bu durum çoğu kez onu korkutup kaçırıyordu. İnsanlar korktuklarından dolayı, kendilerini güvende hissetmediklerinden dolayı size hayır derler. Önce insanlara kendilerini sizin yanınızda, sizin vereceğiniz bilgide önce bir güvende hissetmelerine yardımcı olmanızdır. Hepimizin görevi, görev ve sorumluluğu bu önce. Kendini rahat hisset. Sana bir ürünü satmak gibi senin cebindeki parayla benim işim yok. Benim bir vizyona hizmet ediyorum. Bir vizyona hizmet ederken de sen de eğer bu fikri beğenirsen eğer,
senin de bu vizyona hizmet etmeni istiyorum. Ancak bu sadece benim isteğimle olacak olan bir şey değil. Virgül koyuyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar devam edeceğiz. Biraz sonra. Biraz sonra, yani yarın değil. Şu anda açacağım. Kısa kısa videolarla gitmek istiyorum. YouTube'a da yükleyeceğim. Çünkü yüklemede sorunlar yaşıyorum o yüzden dolayı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. Birazdan.